Akne. Hastalığı, yani bir nevi bir sivilce hastalığı. Bunlar ergenlik sivilcesi de Türkçe ismiyle. Bir dönemde genç kızlarımızda, genç oğullarımızda bazılarında daha uzun süre, bazılarında daha kısa süre, bazılarında daha ciltlerine göre, yedikleri gıdaya göre daha abartılı olur. Bazılarında da daha sakin geçer. Ama belirli bir dönemde bu ergenlik sivilceleri mutlak surette gençlerde yaşanır. Onun için çeşitli ilaçlar var. Bunlar bazen laboratuvarımızda yaptığımız ilaçlar var. Bazen şeyler hazırlanan preparatlar var. Bazen hazır ilaçlar var. Bazen de ağızdan alınan, bunlar bazen karaciğerlere de reaksiyon verebiliyor. Onlar mutlak hekim tarafından, cildiye doktoru tarafından tavsiye ediliyor. Bunlar 6 ay süreli kullanılıyor. Yüzde müthiş derecede kuruluk oluşturuyor. O arada nem oluşturacak kremler de kullanılıyor. Yağlı kremler de kullanılıyor. Ama bu bazı işte bu oral olarak yani ağızdan alınan ilaçlar bazen karaciğerde reaksiyonlara neden oluyor. Hekimler zaten bunu bir bildirimle bize bildiriyorlar. Yani bir özel ilaç kullanım şeyi var, broşürü var, formu. Onları da reçetelerine ekleyerek veriyorlar ve hastaları seçerek özellikle karaciğer fonksiyonlarında problem olan hastalara bunları vermeyerek bu şekilde tedavi ediyorlar. Ama gençlerimiz ciltlerine daha iyi bakıyorlar. Bazıları çok merak ediyor. Benim bir eczacı olarak tavsiye edeceğim en önemli şey bu gençlerimizin akne yani ergenlik sivilcesi olan gençlerimizin kesinlikle yüzleriyle oynamamalarını tavsiye ederiz. Yani oynadıkça bu daha çok reaksiyon veren, oynadıkça daha çok abse yapabilen, oynadıkça daha çok ellerini sürdükçe daha kalıcı hasarlar oluşturabiliyor. Onun için kalıcı hasarların olmaması için tedavi yaptırmak ve cildiye hekimine, cildiye uzmanına müracaat etmek doğru olur.